Yahu o bu değil de kavun kadar güzel meyve var mı ya? Şahsen ben çok severim kavunu. Kokusu bile yeter yani o derece. Hele bunun gibi çekirdeksiz olacak. Üf, yeme de yanında yat. Yıllardan beridir cips yerim ama böylesini ben de ilk defa görüyorum. O nasıl bir cipstir arkadaş? Eşek kadar. Her şey bir yana paketin içinde kırılması lazım bir kere bu kadar büyük bir cipsin. Bence böyle bir şeyin olma olasılığı piyango ile eşdeğer falandır. Üşenmedim saydım tam 20 tane yumurta var ve hepsi de çift sarılı. Bence bu arkadaşın acilen loto falan oynaması lazım. Arkadaşlar, gördüğünüz bu tuhaf nesne bir üzüm. Ama fark ettiğiniz üzere son derece sıra dışı. Acaba diyorum, bu üzüm diyorum, yürüyor mudur acaba? Ayakları var da bildiğin. He ya, şans dediğin işte böyle olur. Az evvelki neydi öyle 20 yumurtanın hepsi çift sarılı çıkmış? Bu arada bu bir tavuk yumurtası mı acep? Sarıları biraz küçük göründü de bana. Bu maymunlar boşuna sevmiyor ha muzu. Harbiden çok güzel bir meyve. Hem besin değeri falan da bayağı yüksek. Bu arkadaş da bonuslu muzu yaraladıktan sonra aklına gelmiş fotoğraf çekmek. Bu da çok güzel bir tesadüf olmuş gerçekten. Özellikle elinden anladığım kadarıyla da bir kıza denk gelmiş olması da ayrı bir şans. Nasıl anlıyorsam da elinden. Lan o değil de bu da hafiften kalp şeklini andırmıyor mu sizce de? Bu çilekleri kasıtlı olarak birileri böyle tasarlıyor olabilir mi acep? Bilemedim. Karpuzun olduğu yerde genelde kavunu ikinci plana atıyorlar. Ama bu karpuzun olduğu her yerde de diğer meyveler ikinci plana atılır ya. Bakar mısınız şuna jilet gibi? Eğer şehir dışında üniversite okuduysanız bu tarz pizzalarla bir maziniz mutlaka vardır. Bu arkadaşa da pizza piyangosu vurmuş, iki yerine üç tane çıkmış paketten. Arkadaşlar, bu benim gördüğüm mandalinaception mı yoksa size mi öyle geliyor? Mandalina'da daha önce böyle bir şeye rastlamadım da şahsen ben daha önce portakalception gördüm. Tövbe bismillah, ne olmuş bu avuçlara böyle? Sanırım bu avuçların sahibi direkt topraktan böyle çıkartmış bunları. Ben olsam bu havuç ailesini toprağa geri gömerdim. Gayet mutlu görünüyorlar çünkü. Ülkemizde ne kadar avokado kültürü var emin değilim ama bu bir avokado sever için gerçek anlamda büyük bir şans arkadaşlar. Çünkü genelde eşek kadar büyük bir çekirdeği olur avokadonun. Dondurmayı bir yana bırakıyorum. Bu tarz külahların uç kısmı dondurmadan daha lezzetli oluyor genelde. Ve ben de müptelasıyım açıkçası. Bu arkadaşa da şansa iki tane çıkmış paketten. Görmüş olduğunuz bu şey bir böğürtlen arkadaşlar. Ve fark ettiğiniz üzere kendileri son derece sıra dışı. Yemesi de son derece keyiflidir eminim. Pek yer fıstığı hayranı sayılmam ama bildiğim kadarıyla kabuklarının içinde 2 tane, hadi bilemedin 3 tane falan çıkar. Ama bu arkadaşa bildiğiniz fıstık piyangosu vurmuş. Bu fotoğrafı ilk gördüğüm zaman gerçekten güldüm bayağı. Eğer psikopata bağlayıp makineyi hunharca sallamadıysa tarihte bir ilke geçmiş olabilir bu arkadaş. Hem şanslı hem de şanssız çünkü. Az evvelki arkadaşın şans seviyesinin bir tık üstünde de bu arkadaş var. Dikkatli izleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve son olarak 3 tane kiviyi tek bir kivide bulan bu arkadaşı huzurlarınızda tebrik ediyorum. O değil de bir güzel soymuş üşenmeden.